Evet, herkese merhaba. Bugün Esra yok, ben varım. Ne yapıyoruz? Köfte yapıyoruz. Kızartma yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Yalnızım evde diye. Evet. Annemler değil yine. Ablam gelince dedim açayım. Sen geldin açayım. Neşe gelir videoyu dedim. Açtım. Saat şu an 4 falan. Biz yemek yapıyoruz. Birlikte. Her zamanki gibi. Öyle yani. Ne yapıyoruz? Köfte yapıyoruz. Sen Köfte köfte yapıyoruz. yapıyorsun. Ben kabak yemeği yapıyorum şu an. Dereotlu Hı değil mi? Pirinçli. Pirinçli. Kabak yemeği. Çocuklar kapıyorlar. Yaz geldi artık bizim böyle. Bir orası, bir burası, bir yukarısı, bir Aynen aşağısı. öyle. Esma. Efendim yenge. Geliyorlar Gelecekler. ya. Ayten ablamla Gülten birlikte geliyorlar. Ayın 20'sinde geliyorlar. Soğan çok acıymış. 20'sinde onlar geliyor, 21'inde bizimkiler geliyor. Ay soğan çok acı. Benim de gözüm çok yanar. Biz kıskanç mıyız? Rahmetli babaannem öyle derdi. Evet. Bir de soğan çok acı olursa onun da soğanı dikenle ilgili bir hikayesi varmış. Evet. Bilen bilir. Evet, ben de biliyorum onu. Soğanı diken nasıl diktiyse. Ay bunu felaket dikmiş Ayşegül abla. Akşam. Ayten ablam benim köfteme bayılır. Ayten'cim bayılıyor, çok güzeldir. Ben şunu yapayım, senin lezzetin güzel ki ama. Yo, ben her şeyi beğenmem. Evet, ben beğeniyorum. Ama Ben köftem gerçekten güzeldi. bekarken İstanbul'a her gittiğimde buna Köfteci üst giderdim. rakibim dermişim. Ay gözlerimi açamıyorum. Ayşegül'e giderdim her bekarken, her İstanbul'a gittim. Evet, Zaten eskiden evet. çok yakın oturuyorduk. Esenler'de oturuyorduk biz de. Evet, her zaman gelirdik. O da o tarafta Gülten de oturuyor. öyle, sen de Evet. öyle. Ve hiçbir zaman aç kalmazdık. Asla. Asla. Ve Çok Ayşegül şükür. abla kendi evim gibi açardım. Evet, aynen öyle. Vallahi abi, yani gerçekten ne eniştemden yana o öyle bir soğukluk gördüm. Hep beraber yapardık. Evet, hep Ayşegül ablamla yapardık, yerdik, içerdik, döktürürdü yani böyle. Çocuklar da yoktu. Sadece Serra vardı. Evet. Serra da bir tatlıydı. Pofuduk Sesi de Miran yoktu. gibi. Yattığı yerde dururdu en büyük kızı. Şimdi 3 tane kızı var kendisinin. Dördüncüyü düşünür mü diye sorarlar kesin. Hayır, düşünmüyor. Hayır, asla. Allah Allah yanmayana versin. Ben de üçüncüyü düşünmüyorum. Yeter. Allah. Üç olmayan. iyi bence Esra. Ya üç iyi davranır. Üç ben bak katlamam. tek çocuğu hiçbir zaman şey yapmıyorum. Yok yok, istemiyorum. Tavsiye etmiyorum. Yani Rabbime olmayanlara nasip etsin. Allah Amin. İsteyen herkese nasip i̇ki, etsin. İki Ama de güzel. Benim bitti. Üç bence iyi. Yani büyük konuşmayayım da inan Allah. Ben istemiyorum. Aslında bak, ben ne isterdim biliyor musun? Daha erken evlenmek. Sen kaç yaşında ve evlendin? Ben 25 yaşında evlendim ama ben 23 güzel yaşında aslında, anne oldum. İdeal de. Sen kaç yaşında anne oldun? Ben 29 yaşında oldum. Oo. Esra'yı, Serra'yı. Ben? İşte erken evleneceksin, anladın mı? 23 yaşında anne oldum. Erken doğuracaksın. En geç 21 yaşında anne olacaksın. Evet. Ondan sonra arada bir 5 sene, 5'er sene arayla hem Evet. böyle birden çocuğa boğulmayacaksın. Evet. Hem de böyle her çocuğu tadına vara vara böyle seve seve daha güzel ilgilene ilgilene büyüteceksin. Evet. Çocuk özledikçe bir tane daha yapacaksın satayım. Ben özledikçe bir tane daha yapacağım. Evet. Ama hepsi birden olduğu zaman tabii nasıl Senin diyorlar üçüncü anlamıyorsun. Zaten Hemen. Hemen kazayla, yani isteyerek bilerek olmadı. Bilinçli bir kaza. Bir tık bilinçli bir kaza. Aynen öyle. Ya zaten şöyle diyordum, hani oldu oldu, olmadı bir daha hani kafam çekmez diyordum. O yüzden de pek fazla Rabbim böyle daha uygun görmüş, hemen arkasından geldi. Onlar da büyüdüler, çok şükür büyüdüler derken çok büyüdüler. En küçüğü anneden ay 9 5 3 3 Serra 9 yaşında. Esen 5 yaşında. Serra 3. Aynı ile Eslem'in Esilen, Esilen arasında ay vardı. Tabi. Esilen İki mi büyüktü? Esilen 2015. Tamam. Eslem 2015. Temmuz 14. He, Eslem'le arasında 2 ay varmış. Tabi tabi Eslem'le. Eslem 2 ay büyük Aynı'yla. Esilen küçük. Esilen de bir yaş Bu arada büyük, büyük kızımla ikinci kızım aynı gün. Aa evet, tabii doğum günleri aynı zaman. Normalde 16'sıydı. Ondan sonra aynı 16'sıydı. Doktor gittiğimizde zaten sezaryen olduğu için tarihinde biraz şey yapabiliyorsun, oynatabiliyorsun. Evet. Herhangi bir durum olmadığı sürece. Doktor 16'sı gibi alırız dedi.
çok hafif, az, çok az bir sıkıntı da vardı zaten. Ondan sonra 16'sı gibi alırız dedi. Ben dedim hocam dedim, 2 gün erken alsak dedim, ikisi de 14 olsa doğum günleri falan dedim. Onu fark etmez, sen iste yeter ki dedi. Yeter değil mi abla? Pirinç. Yeter yeter, çok güzel. Ondan sonra o da 2014 oldu. Ben de şey diyorum. Temmuz 10. Bu akşam eve geçeceğim. Yarın evdeyim. Evet. Martin'de evdeyim. Ablamlar pazar günü buradalar ya. Pazar günü Halis'le gelirim. Kahvaltıya. Ondan sonra burada kalırız zaten. Kalırım abi. Tabii. Daha geçmem eve. Bence de. Pazartesi günü zaten dişçiye gitmem lazım. Dişimden operasyon geçireceğim. He. Cumartesi günü dişçiye gideceğim. Alt tellerim takılacak. Anladım. O yüzden dedim bir giderim hani. Bir daha da gelmeyin dedim anneme. Hani evi mahalledeyim. Ay benim kızım buradaymış. İşte. Serra. Serra sen beni izliyor musun? Serra. Bebekken de hiç konuşmazdım Serra. Çok sessizdir kendisi. Pek konuşmaz, çıtı pıtıdır. Öyle işte. Köyde mamayı unutmuştum ben, Hira'nın mamasını. Ablam da dün köyden buraya geldi. Sinop'taki evlerine gelmişler. O da mamayı getirmiş bana. Şimdi gitme, kal, çay içelim, kahve içelim. Öyle göndermedim yani. Evet, ben şunu yedim. Bunlar olana kadar zaten karnımız açık. Kapının önüne giderdim. Masa kek de yapalım. Aşağı gidelim. Ay yok bence. Ne yapalım? Görmeye yemekten geliyoruz. Karnımız tok. Burada ekmek. Efendim baba. Ekmek aldım. Çekilecek değil mi? Yok ıslattım. Sıkıp sıkıp oraya geleceğim. Öyle mi? Evet. Niye robadan çekmiyorsun? Daha iyi değil mi? Çekelim onu daha güzel. Hiç belli olmaz. Efendim? Şey pürüzsüz olur köfte. Gidre. Salatalık. Gürcüce. Gidre. Gürcüce mi? Gidre. Gidreyi alayım. Annemden de Gürcüce dersleri. Gidre. Salatalık. Gidre. Gidre. Gürcüce. Bize hiç öğretmiyorlar biliyor musun? Evet ya. Herkes de güzel. Ben de bizim isterim. Damla çok heveslidir ve az çok bilir yani. Öyle. Ben çocukları istiyorum ama. Şey bizim arkadaş Artvinli bir... Artvinli biriyle evlendi. Sen Umut şunu versene halacığım Fatma. Sonra babaannene ver mi? Fatma babaannene ver çocuğa verecek. O Gürcüce kursuna yolladı onu. Öğretti. Ya. Küçük bir daha çocuğu işte görmeyle. Şimdi karabiber kursu şu herhalde. Karabiberde kimyon yazar da. Valla maydanozunu koydum karabiber kursu koydum. Salata yapacağım şimdi bir de. Hemen. Zaten yemekler olana kadar acıkırlar tekrar. Yemek yemişler dışarıda Ayşegül ablamlar. Çocuklar hedef etti değil de. Ama yemekler pişene kadar, olana kadar tekrar acıkılır. Hep birlikte dışarıda bir sofra kurarız yine. Gidin anneciğim dışarıda oynayayım bak ne güzel yayın hadi. Bu sene yazın. 2000'dir görmesek. Hep birlikteyiz. İnşallah. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Benim şu evim biterse ben de katılırım. Katılırsın, katılırsın. Bizim güzel planlarımız var. Allah nasip ederse. Yazla ilgili, tatille ilgili. Bu yazı gerçekten dolu dolu, dolu geçirmek istiyorum. İnşallah. Hep birlikte. Aynen öyle. Ya, evde yapıp kendimiz sokağa atacağız. Evet. Güzel olacak ama. Deniz kenarı, doğru. Zaten normalde de öyleydi. Biz hep birlikteyiz böyle. Hani birlikte. Güzel geçiyor yazlar. Evet. Misafirlerimiz olur. Hani bir hafta falan en fazla. Ondan sonra yine kendimize düşeriz. Evde yaparız. Kahvaltı bile etmeyiz doğru dürüst. Hemen evde hazırlarız. Kızartma, poğaça, börek. Ne varsa ne yaptıysak. Hep yersek yiyoruz kahvaltıyı. Yemezsek hemen alıp oraya. Deniz kenarına. Aynen güzel oluyor ama. Çocuk arttı işte. Bize çocuk çok sayısı güzel arttı. Aynen. O yüzden bazı şeyler biraz rafa kaldırıldı. Ama yine de ona rağmen güzel geçti. Tabii hani canım. Çocuklarım uyuyoruz ama biz de eğleniyoruz. Telefonu varmış Esra. Al şuraya bir sana. Gördüm. Bu arada şuna bahsedeyim. Ben çok tatlı bir bayanla tanıştım. Ben mi? Elif diye ben. Benim göbek adım da Elif. Şey. Onun da YouTube hesabı var. Ve gerçekten
şunu bir açsana. Çok bu tatlı bir bayağı. Ama. Bu irmi kemik bu. İrmik değil sen, bu. İnce bulgur. Ha, aç o zaman. Şey, çok tatlı bir bayan kendisi. Gerçekten daha 3 ay falan olmuş YouTube kanalını açalı. Ve ben çok beğendim. Yani ben ilk YouTube kanalı açtığım zaman bu kadar profesyonel, hani şu anki durumuma göre konuşuyorum. Tabii çok profesyonel değilim ben de hala ama. Estağfurullah, şekerim. Hani şu ana göre. Harikasın. Bana göre, benim ilk açtığım kanala göre çok daha iyi montaj yapmış yani. Ben çok beğendim kanalın içeriğini falan. Tabii ki biz de ilk kanal açtığımızda bir şey bilmiyorduk. Yani zamanla öğreniyorsun. Ama YouTube'da pek öyle yardım eden olmuyor arkadaşlar. Hele benim ilk açtığım zamanki gibi bile değil. Ben o zaman yine yardım eden olmuştu. Çok teşekkür ediyorum edenlere. Ama şu an hiç kimse birbirine yardım etmiyor. Allah Allah. Gerçekten. Çünkü çok zorlaştı YouTube. Ve herkes tabii emek sarf ediyor sonuçta. Onlara da hak veriyorum. Yani zor YouTube'da şu an video açacak. Eğer video açmak, kanal açmak isteyenler İsmail varsa. İsmail diyor bana, biliyor musun? Abla diyor, hani bak o kadar güzel şeyler yapıyorsun, şey yapıyorsun, hani yapıyorsun sürekli diyor. Abi yaparsın. Çek sen diyor, bak, şey var uğraşamam. Yapamam. Gülten ablam, Gülten ablam da açmak istiyor. Ben açın çoluk, diyorum. Çocuğum. Açın ama şimdi yanlış anlama, ben ablama da açın diyorum. Doğru. Siz bilgisayarı bilmiyorsun. Evet doğru, teknoloji. Anladın mı? Teknoloji bilgim yok, yalan değil. Bilmediğiniz için de İsmail de diyor ki ben atarım diyor. Ha. Yok yapamam, çekemem o diyor. O zaman tamam. Çünkü öyle bir iş yapıyorum koy ki. Yani nasıl sana hızlı hızlı iş yapıyorum, hani onu ayıracak vaktim yok. Hani ayarlayıp da. Gel ben söyleyeyim. Anneciğim güzel oynayın aşkım. Bu arada şeyden bahsedecektim ki bahsedemedim Elif'ten, bak. İşte YouTube kanalı açmış. Evet, ha doğru. Benlerden rica etti. Hani yardımcı olabilir misin diye. Ben tabii ki dedim yani. Neden olmasın? Sonuçta ne var? Birbirimize destek olabiliriz. Yani hiç sorun değil benim için. YouTube kanalının adı şey, Lavanta Kokulu Evim. Ben ona denk geldi mi acaba? Bilmem. Sanki öyle bir bana şey, hiç denk gelmedi. İsim bana yabancı gelmedi, biliyor musun? Acaba İzlemiş olabilirsin. Bana hiç denk gelmemişti. Ben ilk defa gördüm kanalını. Ya da benzer bir şey mi denk geldi? Ama çok tatlı bir bayan kendisi. Onun da amacı şu an sadece 1000 aboneye ulaşabilmek. 1000 abone olduktan sonra hani daha kolay olacak bence Esra. Diyor ki hani ne kadar, hani sonuçta 200-300 abonesi var ve çok az abone olduğu zaman şey oluyor. İnsanın motivasyonu düşüyor arkadaşlar. Hevesle çekiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve aboneniz artmayınca insan çok üzülüyor. O yüzden Lavanta Kokulu Evim YouTube adresine de abone olur, onu da mutlu ederseniz beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Göstereyim. Göster. Biz buna ne diyoruz anne? Onun şaşpran diyor ama şey bunun fesleğen, normalde fesleğen diyorlar, tabi bizde başka bir şey diyorlar buna. Evet, ne deniyor? Şaşpran diyorlar. Gürcüce mi şaşpran? Gürcüce herhalde. Kişniş bu değil, kişniş kinziye diyorlar. Ha, bu fesleğen ama bir kokusu var. Harika, ben bunun kokusuna bayılıyorum, biliyor musun? Yemin ederim. Salatalığın içine falan da kokuyorlar. Bu kinziye çok faydalı bir şey. Kinzi mi o? Yok, bu kinzi değil. Kinziyi ben çok seviyorum. Ha, şimdi sevmem. İstanbul'da pazarlarda da var. Ay çok güzel oluyor. Çok faydalı, biliyor musun? Evet. Şimdi yaprak sarması vardı. Annem sarmıştı, onu da çıkaracağız. Bulgur pilavı da yapacağım ya. Ayşegül abla yapayım mı? Yok ya. Ayşegül ablamla video çekmek çok güzel. İnsan çok motive ediyor. Ben kamerayı kapatıyorum, o aç diyor. Çektiklerimiz çekeceklerimizin teminatıdır. Gerçekten kamerayı kapatıyorum ama bana açıyor. Deniz, motive Deniz videolarımız olur, daha hafiflik videolarımız olur. İşte herkes böyle değil. Geldik işte, geleli yağmur, herkes. Geldik geleli yağmur yağıyor. Evet. Daha hiç, ben geleli 10 gün oldu, Deniz bile görmedik diyebilirim yani. Ne Deniz ne park, hiç bir yere inmedik. Yani ben de tatilden geldim geleli. Hava kötü. Allah'tan tatile gitmiş. Yani ben de onu diyorum. Sinop'a tatile gelenler veya başka yağmurlu taraflara gidenler. Adamın bütün tatili gitti. Evet. Allah'tan bizim vaktimiz var. Ailemiz de burada olduğu için.
Yani biz otel parası vermiyoruz. Sen otel parası vermiyorsun. Tabii. Okullar kapandığında geliyoruz açılana kadar. Bölüm bölüm parça parça geliyoruz. Bir koymamış sürekli. Geçen anne. Ben yaptım onu geçen. Halamın getirdiği getirmişti ya. Yok evdekini diyorum. Evde yapmışlar. Ha onu bilmiyorum. Limon koyunca daha güzel oluyor be. Şu çiçekten diyorum baksana. Şu var ya şundan baba. Demize ve Tıra'ya dedim ki. Ne gerse bir yerde gördük. Dalını getirdiğime soktum ben oraya koşuya. Aha burada ha. Evet. Yemekte sürpriz misafirimiz var. Ama sakın bana şaka yapma ha. Ben o şakalardan hoşlanmam. O senden öyle korkuyor ki şimdi. Korkuyla birlikte. Benden büyük. Tamamen doğal. Tamamen doğal ortamda yemek yiyoruz. Survivor. Aynen survivor. Efendim kızım. Sen gel buraya bak Eslem. Gel Eslem gel. Hazırlandı uçuşa geçiyor. Afiyet olsun Celal Bey. Teşekkür ederim. Nasıldı menü beğendiniz mi? Allah bereket versin. Kabak, bulgur, salata. Esra'ya. Köfte, biber, domates bana. Enişte sen beğendin mi? 10 numara. 10 numara 5 yıldır. 10 numara 5 yıldır. Miran kabak yiyor. Afiyet olsun. Koyduk demledik. Bizim misafir nereye gitti? Hayatına sahibinden bakılır. Eslem nereye gitti? Eslem. Dökme köftelerini dökme. Ekmeğini dökme. Nereye? Çay koydum. Ne ya dana. Valla çay şimdi içilir burada. Bak gerisi hikaye. Yiyesin. Yemek zaten şey değildi. Yemeklerini yiyesin. Meyve, eşya, çay. Koy tamam. Kaşık ver eline. Kardeş ben mi batma? Çay içelim tamam. Kaşık ver şunun eline. Ay saldırıyor. Ay şimdi bir tek ben görüyormuşum orada. Burada. Elma satacağım burada. Baba. Kabak yemek koyar olur. Mısın bana? Yanına da bulgur koyar. Ben baban koyar otur. Kız yemeğini ye. Benim de saçlarını düzeltiyor. Yok şeye bakıyorum. Ben burada mı kalacağım? Gelecekler. Biz dedik içtik. Şimdi gidiyorlar. Ayşegül ablama. Aymine de ağlıyor. Ayşegül abla. Bol bol ip attı. Yap ya lap. Oğlan buçuk arabadan şey. Yo dedim ben. Eve geldim. Şu an eve geldim. Saat sanırım 11 falan. Ve bu akşam evimde kalacağım. Çünkü yapmam gereken şeyler var. Evi şu an size hiç göstermeyeceğim ki anladığınız üzere bir kısmı bitti sayılır. Yani şu an misafir odasında oturduğuma göre bir kısmını bitirmiş oluyorum demek ki. Bunu buradan anlarsınız zaten ama yarın vlog çekeceğim zaten. Çekmeyi planlıyorum bir şey çıkmazsa. Ve daha detaylı görürsünüz. Çok bitmedi daha ama olduğu kadar artık gerçekten pes ettim. Ne kadar olursa yani bittiği kadar, olduğu kadar artık yani uğraşmayacağım bitsin diye. Zamana bıraktım sadece. Ben hemen evin, ben şöyle bir ortalığı hemen bir toparlayayım. Ondan sonra da çocukla uyutup eğer montaj yapabilirsem montaj yapacağım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yanımda olduğunuz için, bana destek olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bazen iyi ki varsınız diyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, benimle ilk defa karşılaştıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.